Ben yani açılışa gittik işte anlattım. Kaya evet. falan için bir bizim. Mesut. Enerjisi düşküldü ama daha sonra oyun falan yeni devrim gibi kararlar. Nereye geleceğim? Dünyada büyük oyuncular geldi. Johan Cruyff'lar izlemediğimiz Pele'ler Esebio'lar Zidane'lar, Zico'lar eski Ronaldo'lar Esebio Esebio. Söyledim onu yazdım. Sen ha, o ara dinlemiyordun beni. Hayır hayır. Ba başka bir şey <laughs> duydum yani o anlamadım. Ösebiyo belki başka bir şey algılamışımdır. Yani. Hem ösebiyo hem ösebiyo yok. Ben ösebiyo diyeceğim sen bakmışsın. Peki tamam. Sonuçta şimdi altın süzülmesi gereken konu şu. İki tane ana faktör var. Futbol gelişiyor. Ama en önemli gelişen kural ve zeminler. Şimdi ben bazen bir görüntü getireyim size bazen. Ben kaleciyle karşı karşıya kalırdım. Ben kendim için söylemiyorum. Hücum oyuncusu için. Kaleciyi geçeceğim. Golü atacağım değil mi? Normalde yarım metre bir metre geçip atacağım. Ya beni yakalar Sosimovic. Kart mart yoktu. Bariz gol şansıymış. Son adammış falan. Öyle bir şey yoktu. Veya hatta şuradan karnını atlıyorlardı. O zaman oyuncuların lekapları neydi biliyor musun? Tek bandı onu öğrettin. Rahmetli Kasap Yılmaz. Şimdi şöyle lakapla duyuyor musun? Yok. Sertliğe çok müsaade vardı. Bir, iki. Çok önemli. İki, topu mu süreceğim? Tarla gibi sağ veya toprak veyahut da böyle... hani Sekerek giderler. Yani. Keçi yürürse menisküs olur derdik o zamanlar. Hala diyoruz da. Topla koordinasyonu mu yapacağım? Bu arada yediğim tekmeyi kurtaracağım kendimi? Kart yok ya. Şimdi günümüz oyununda dünyanın sayılı oyuncuların yedikleri faullere bakalım. Şimdi oyun kurallarının üzerinden gidelim büyük oyuncular için. Mesela bizim zamanımızda savunma oyuncuları 1 lira kazanırdı. Biz forvet oyuncuları 4 lira kazanırdık, 5 lira kazanırdık. Şimdi artık oyun kuralları savunmanın aleyhine olduğu için bariz gol şansı çekme şudur budur. Onlar da... De... Tabii şimdi 4 liraya ya, 5 liraya. Şimdi gibi. bakın. Dünya Kupaları tarihinde oynandığı maç da baktığımız zaman Cristiano Ronaldo 58 kez faulle maruz kalmış. Neymar 60. Cahil Sinni, hatırlarsın değil mi? Hatırlarım hocam. Çok Aslında mesela enteresan ya, bir şey. Ee... Aslında Maradona niye yok değil mi? Olur mu var. Ha buyur abi Maradona kaç abicim? bakar mısınız? Pardon. <laughs> i̇zleyiciler iyi seyresin. Diego Maradona 152 faul yapmış dünya kupalarında. Bir altı inelim. Messi 50. 58, Ay, 58. galiba. 58. Şimdi bir maçta sevgili izleyiciler bir maçta ben... 23 faul yapmış Maradona'ya. Bunun sonucunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. 3-2. Hayır hayır, yok, yok. Abi, yani. hayır hayır. ne olduğunu biliyor musun? Centilleye gitti en evet, sonunda evet, tekmeği evet. attı. Hadi Şimdi, 23 faulle maruz kalmış. Bu arada görüntü izlesinler. Zaten bir tane yer bu. Devam ederdi. Bir daha yerdi. Tabii, tabii. Yine devam eder. Çünkü kartta yok ya. Devam etti. Bir de kuvvetliydi Maradona. Tabii. Onun için Messi'nin dünyanın en iyi oyuncusu olması için dünya kupasını kaldırmasına gerek yok. Atama olmadı. Yani Messi Dünyanın en iyi futbolcusu demeyecek miyiz? Ama ben her zaman söylüyorum Maradona'yla e, aynı demirleri için insanların ki ben yakaladığını düşünüyorum ama hiçbir zaman geçecek bir oyuncu ben bilmem görüp görmeyeceğimi.